Destek hizmetleri güvenlik takımından Levent ve Serkan'la beraberiz. Güzel bir galibiyet aldınız. Önce maç hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Serkan, senle başlayalım. Bu galibiyete takım olarak ihtiyacımız vardı. Geçen hafta gerek hazırlıksız yakalanmamız, gerekse sakatlıklardan dolayı farklı bir mağlubiyet aldık. Ama biz iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Onun da göstergesini bu hafta aldık. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Bu turnuvanın iddialılarındanız. Serkan, peki bugün maç içerisinde bir şanssızlık da yaşadın. Gol kaçırma konusunda birazcık top mu sevmedi diyelim artık. Nasıl yorumlarsın o pozisyonları? Ya dediğim gibi işte sakatlıktan döndükten sonra tam hazırlıklı olmuyor insan. Daha yeni yeni topla oynamaya başlıyoruz. Tabii şanssızlık da vardı. Rakip takımın kalecisinin iyiliği de bunda rol oynadı. Ama gene farklı bir mağlubiyetle farkımızı ortaya koyduk. Levent, sen ne söylemek istersin maç hakkında? Takım olarak bugün çok iyiydik. Arkadaşlarımız güvenlik olarak bayağı bir özveriyle maçlara geliyorlar. Geceden çıkıyorlar, uyumuyorlar. Bu şekilde maçlara çıkabiliyoruz. Buna rağmen iyi bir mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Levent, peki bu takım şampiyon olur mu? İddialıyız. Güçlü rakiplerimiz de var tabii. Ama kondisyon olarak ilerleyen haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah finali görürüz diyorum. Biz de sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, maç sonrası bankacılık ve finansal kuruluşlardan Mehmet Emre Şancı ile beraberiz. Mağlup oldunuz. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Evet. Maçta aslında hiçbir şey eksik değildi. Heyecan, istek, hırs. İki tarafta da bolca heyecan vardı. Atmosfer de çok güzeldi maç sırasında. Ama top yuvarlak, bugün şansımız dönmedi. Önümüzdeki sene diğer turnuvalarda daha iyi hazırlanarak daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Ama dediğim gibi bugün şans yanımızda olmadı. Evet, bu organizasyonun sadece bu duyguları tatma yönünden büyük katkısı oldu. Bütün katılımcılara çok güzel bir organizasyon oldu. Bu yönden bunu düzenleyen herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizler de çok teşekkür ederiz. Aslında maç içerisinde 1-1 gitti geldi, bir ara oyunu evet. Bekle etmiş oldunuz. Evet. Bir kırılma anı mı oldu maç içerisinde? Evet. Şimdi savunma konusunda biraz sıkıntı yaşamaya başladık. Özellikle ikinci yarıda. Ve ileride çoğalamadık. Daha çok uzun boylu olan arkadaşlarımız böyle biraz geride kalmayı tercih ettiler ama birazcık daha ileride çoğalmayı ve organizasyonu ileride daha iyi yapabilseydik maçın yönünü değiştirebilirdik. Bir süre sonra zaten hırslı olduğumuz için muhtemelen moralimiz de bozuldu. Golleri yemeye başladık. Ama ben bizim arkadaşlarımızın bütün güçlerini, bütün emeklerini sahaya koyduklarına inanıyorum. Teşekkür ederiz. Güzel bir röportaj için. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonra sizinle başarılar. Sağ olun. Teşekkürler.